Selam kızlar. Bugün Bahçeşehir Pazar Türk'teyim. Bu pazarın yaz versiyonunu gördüm ama kış versiyonunu bilmiyorum. Size yaz versiyonunu zaten YouTube videosu olarak, tanıtım olarak ekledim. Hadi hep beraber bugün de alışveriş yapalım. Bakalım kış versiyonunda ne kadara ne kadar alışveriş yapacağız. Evet, şu an burada ayakkabıcılar falan var, takıcılar var. 50 TL diyor ne alırsam, dur merak ettim. Çocuk sivitleri var. O çok pamuklu. Cepli ve pamuklu bir şey. Çocuk şeyi galiba. Burası çocuk şeyi gibi. Ama nasıl gitmemiz gerekiyor? Böyle gitmemiz gerekiyor. Pardon. Şöyle gideceğiz. Tamam. Buradaki botlar 300'den başlıyor 400'e kadar. Buradaki ayakkabılar 250 TL. Buradan numarası kalmamış, buraya aktarılmış ayakkabılarda 130 TL. Mesela bak bu 37 numara. Ben 37 numara aldığım için 130 TL'ye bu ayakkabıyı aldım. Bakalım buradan 500 liraya neler alarak çıkacağım. Kolay gelsin abi. Çok güzel değil mi? Çok hoş. Az önce yuvarlanıyordum. O videoyu buraya ekleyebilir miyiz üstüne? O az önce yuvarlanma aşamamı. Tam dönüyordum kızlar. Ayakkabıyı almasaydım sen al. Bu neyi almasam karısını alıyor. Göz dikiyor. Bir tane kalmış ya. Bir tane kaldıkları için. İçimden inşallah almaz dedim diyor. Geliyordum. Ama telefona yakın değil ki. Buraya yakın konuşmak benim. Ya. İşte. Arkamdan böyle sürekli benim boşluğumu kollayan bir sinsi yılan var. Hayat böyle daha da zor. Ney? Hayallerin değil mi? Aa, söyleyebiliriz onu. Prada ayakkabı aldık geçenlerde. Daha doğrusu dış ses aldı. Ben de başka bir deri, hakiki deri kundura aldım. Aslında kundura değil, altı tabanı kundura bot. Üstü normal şey, hakiki deri. Ben onu aldım 50 TL'ye. Dış seste Prada ayakkabıyı aldı 80 TL'ye. Ama bu arada görünen de Prada ayakkabının biri 37, biri 38'de. Bunu kabullenerek aldı, içine kalıp koyarım diye. Sonra benim de içimde kalmıştı ayakkabı ama ben deneyip alacaktım. Dış seste deneyemediği için, karısına aldığı için. Neyse dedim ki bari deneyeyim dedim. Verdi, aldık bu arada. Ayakkabıya ayağım girmiyor. Çünkü ayakkabı hatalı yapılmış. Kesilmesi gerekiyor onun. Ondan sonra içimden ohlar ahlar, benim şey beyim de eski ayakkabı imalatçısı, ona sorduk bu orijinal mi diye. Değil dedi. Aslında bütün hayali sadece onun orijinal olduğunu bilerek almak. Yani dolandırıcı. Çok güzel anlatmadın mı? Abi seni ben bir yerden tanıyor muyum? Ayakkabını tanıştık. Biri ver bir sürü sana. Biri üstünde. Yaz ya. Haa, tren yolcu abi. Abi tamam. Nasıl? İyiyim valla, sen nasılsın? Tamam. Bakın bunlar 50 TL. Evet, açık değil mi? Bunlar 50 TL. Böyle kazaklar 50 TL. Böyle kazaklar 50 TL. Yani buradan 3 tane kazak alsam, bu mesela bu kazak 50 TL. Bunu alsam 3 kazak. 3 kazak 150 TL yapıyor. Dur. Çok güzelmiş rengi siviti. 3 kazak 1 sivit kaç oldu? 200 lira oldu değil mi? Yani 3 kazak 1 sivit 200 lira. 130 liraya ayakkabı aldım. 330 lira. 430, 530. Ha, 20 liraya toka aldım. 20 liraya bir şey daha aldım. Neydi unuttum. Kalem aldım. Kaç para oldu? 430. 5, 450, 460, 470 TL mi oldu? Yok, 330'du. Ne yaptık? Neyse, sivit çok güzel değil mi? Dur sonra hesaplayacağız. Ay. XXL'ymiş. Bayıldım. Daha küçüğü yok mu? Bu da 44 XXL.
Bunlar da 80 lira dış ses, gel bak bunları da gösterelim. Çok güzel. Geçtik artık yılbaşını. Bitti zaten, tamam. Değil mi? Evet. Ay bu da çok güzelmiş abi. 50 TL'ye kazaklar falan aldım ama normalde ben çok aldım. Sadece size 500 TL'ye neler alabileceğim şekilde anlatayım. İki tane evet, iki tane sivit 50 TL'den 100 TL. 3 tane kazak diyelim 50 TL'den 250 TL. 130 TL'ye de ayakkabı aldım. 30 TL'de bunların içinde indirim aldığımı düşünürsek 3 kazak, 2 sivit ve 1 ayakkabı alabiliyorsunuz bu pazarda. 500 TL'ye. Bakayım. Toka toka var. Aa bak, çocuk şeyleri var burada da. Aynı zamanda milyoncu ürünleri var. 25 TL'ye terlikler, 35 TL'ye de terlikler var. Ev terlikleri. Kolay gelsin abi. Ne alırsan mı 10 lira? Aa. Bak Gökhan Duruşum'dan sordu bana. Dedi ki bulaşık yıkama şeyim var mı? Alacak mısın? Ne yapacaktı bilmiyorum ama bir şey yapacakmış. Orijinal mikrofiber. Evet, 10 liradır burada. Mikrofiber bezler de 10 liraymış. Bir sürü şey var 10 liraya. Leğenler, baksana koskoca leğenler 10 lira abla. Bir dakika. Bak. Koskoca leğenler 10 lira. Biz bu ablayla aynı yere denk geldik. Dur. Ay. İşte bunları alamıyoruz 500 TL'ye. Bunlar çünkü farklı bir şeyler. Aa, şu ne kadar? Merhaba. Alısıymış. Fiyatı 8.000 TL'ymiş. 3, 2, 2 metre. 2 metre eni de 1'miş. Öyle bir halı. Ha, kapalı çarşıda 30-40'tan aşağı vermez. Biraz fazla mı söyledin ya? Her yerde fiyatını Aa, 40 bin değildir ya. sorabilirsin. Şöyle söyleyeyim, en son gelen müşteri halıyı aldı. Yok, sen bu halıyı bu fiyata nasıl satabiliyorsun? Bu halıyı Ya sen illa çalıyor ki musun belki diyor. 15 bin falan ama 40 biraz çok olmadı. Ya bunları Kapalı çarşı gerçi çok ya zengin bu işin yeri. fiyatı yok. Ben sana buna Evet 30 doğru. desem de sen buna Doğru şey söylüyorsun. Çünkü diyeceksin yani. bunların Yani sonuçta maddiden el çok emeği, göz evet nuru. Şey anlamı var. Evet dediği gibi paha biçilmez alırlar. Sen ne söylüyorsan senin verdiğin fiyata satılan şeyler doğru. Çünkü birebiri yok bunun. Her şey bir Aynısı tane. yok evet. Yani eşi benzeri olmayan Aynen öyle doğru yeni. söylüyorsun. Çok istiyorum da bunlardan işte. Tamam, Benim size de bir şey satalım. o kadar param yok yerinde. Olsun. Bir halıyı o kadar verirsem kocam beni boşar. Kabul et, sen de karın verse boşarsın. Yok, ben boşamam. Boşamaz, Versin. anlıyorsun çünkü. Kıysın parayı, essin Karışım paraları. paraları. Bunlar ne kadar? Yeni. Bu imzalı Değil bir mi? ressamın çalışması. Aa. Beyza Dermes diye birinin. Aa, kendi Tamam, yapmış. onun çalışması. O yüzden fiyatı biraz Anladım. Ne pahalı. kadar? El boyama 2.500 Söylemedin de afiyetim lira. çünkü. Ama bunlar normalde de pahalı. Porselen mi bu? Şey, yani Madame Coco bile o el Evet boyama evet. olmayan versiyonu Aynen kaça aynen. satıyordu? Çok pahalı 2.000 liraya onlar. Aynen satıyordu. aynen. O Ya bu en yüzden azından bir el boyama bir bence şey. de o yüzden şey değil, Yine pahalı fiyatı değil. aslında Doğru. uygun. Doğru. Sadece Bakın biz şimdi. Heh. ekonomimiz var. Değil mi? Yok. Vallahi ne yapacağım? Her şeyin ekonomisi var. Bizim yok. Çok teşekkür ederiz. Çok Teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Dış ses. Gel. Gel dış ses. Seç al 100 TL'ymiş burada da sütyenler. Destekli sütyenler ve yumuşak sütyenler. Şuradakiler de 50 TL. Bunlar da yumuşak ama onlar kadar değil. Bunlar daha yumuşakmış. Bugünlük de pazar alışverişi yani Bahçeşehir pazartılık alışverişimizin sonuna geldik. Daha da çok şey aldım. Bunlar 500 TL bütçesine dahil olanlar. Bugünlük alışverişimizin sonuna geldik. Eğer ki videoyu beğenirseniz ve benim videolarımı izlemek için abone olup zilli bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.